Herkese merhaba. Yeni bir oyuncu inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün iki tane büyük oyuncu inceleyeceğiz. Öncelikle kusura bakmayın, yeni kalktım. Sesim biraz kötü olabilir. Çünkü dün gece EA Sports serverları kapattı. Serverler patladı daha doğrusu. Ve matchmaking'i kapatmışlardı. Richarlison'u gece aldım. Fakat dediğim gibi oynayamadım. O yüzden direkt kalkar kalkmaz yapıyorum ki sizde en azından Richarlison değil de Ramos'u en hızlı şekilde görebilmeniz açısından. O yüzden dediğim gibi şimdiden kusura bakmayın. Evet, ilk olarak Richarlison'a bakalım. 1.6 milyon çok pahalı. Ama statları inanılmaz duruyor. Oyun içinde de öyle olacak mı bakacağız. 5 yıldız zayıf ayağı var. Müthiş. 5 yıldız zayıf ayak çok kritik. 1.81 boyu var. Birazcık uzun kategorisinde dribblingine bakacağız. Yüksek orta çalışma oranı var. 4 yıldız bir hareketleri kafi. 3 olmadığı sürece gayet iyi. Evet, 87 hızlanması, 92 de hızı var. Ona dinamo bastım, engine bastım ki dribblingi biraz sıkıntı göreceksiniz şimdi. Şutu bayağı iyi long shotları dışında. Voleyleri birazcık düşük ama bakacağız. Pasları gayet yeterli. Hatta bayağı iyi bence. Çevikliği 87, dengesi 80 ama geri kalan istatistikleri bence dribbling kısmında gayet iyi. Kafa topu isabeti yüksek ama kafa topu vurulmuyor. Ama en büyük özelliği bence, yani bu kartı pahalı yapanlardan sebeplerden biri de 91 agresifliği, 85 gücü, 88 dayanıklılığı, 89 zıplaması. Bayağı güzel kart duruyor. Maç içinde bakacağız. Ve en büyük şey kartlardan biri bu sene gelen Moment'lardan. Ramos şeyden sonra, Hazard'dan sonra bu kart olsa gerek. Sağ bek olarak geldi biliyorsunuz. Ramos eskiden sağ bekti. Ama biz ne yapacağız? Sağ bek değil. Onu stoper oynatacağız. Statları inanılmaz duruyor. Yani Zakaria'yı inceledim biliyorsunuz. Burada mı Zakaria? Yedeklerde yok. Zakaria'yı incelemiştim. Çok iyiydi. Ama Ramos'u da inceleyeceğim. Full kimya olması için ikisini yer değiştireceğim maç içinde. Zambrotto ile. Birkaç maç sonra da forvet şey alacağım, orta sahaya CDM alacağım. Şöyle göstereyim size hemen. Şöyle olacak. Prolar zaten yapıyor biliyorsunuz, hep Vieira'yı stoperi alıyorlar. Biz de öyle yapacağız. Vieira'yı görüyorsunuz. Şu an böyle olacak. Richarlison forvet oldu. Vieira değil. Sergio Ramos da stoperde. İlerleyen maçlarda Vieira ile Ramos'u yer değiştireceğim. Hem orta saha hem stoper olarak denemiş olacağım. Çünkü denemek isteyen arkadaşlar olduğunu biliyorum oralarda bir yerde. Onlara yardımcı olmak açısından bunu yapacağım. Evet, videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. İlk Rivals maçımıza geçebiliriz. Evet, ilk maçımıza geçiyoruz. Daha doğrusu ikinci maç. İlk maç değil bu. Oha, güzel kadro. Rakibim çok defansif oynuyordu. Ben de çıktım oyundan. Bu da böyle oynarsa çıkacağım. Çünkü defansif oynuyorlar. Kartları inceleyemiyorum. Bir var oynuyorlar. Ramos topla nasıl? Oha, Ramos topla fena değil. Bayağı iyi hatta. Bu kartı iyi boost almış. Richarlison pas vereceğimi sanıyor. Richarlison füze. Aa, foul yok mu? Foul olması lazım. Devam. Richarlison şut fake. Hadi. Oo, güce bak, güce. Ramos'u tuttu. Direkt back. Hoppa. Richard. Nasıl ya? Bunu atması lazımdı. Gördün mü Ramos'u nasıl tuttuğunu? Ramos yeni kart, bug'lı kart, bozuk kart olabilir. O yüzden bunu yapması çok büyüktü bence. Gol atması lazımdı. Ama yani biliyorsunuz belli olmuyor bazen. En kolay goller bile kaçıyor. Bakacağız. Ramos temiz, temiz aldı. Tık diye aldı ayağını. Ramos çok hızlı, çok hızlı yetişiyor. Harika olmuş, Ama Zakaria hala çok daha korkunçtu ilk izlenimim. Ramos. Manuel seçtim ama. Pası var mı? Pası nasıl? Richarlison gözük artık. Plase yakın direğe. Richard. Richarlison gelişine voley. Oo, atsaydı var ya, atsaydı. Voleleri 81, çok düşük. O biraz sıkıntı. Hadi Richarlison, hadi. Göster kendini artık. Richarlison yakındır ya. Aferin Richarlison. Sonunda atman lazım. Yani sanki birazcık kayboluyor gibi hücumda. Bilmiyorum. Ben ona şey mi dedim, demedim acaba? 4-1-2-1-2'de merkezi oyuna stay central ne var ya, onu demedim herhalde. O yüzden oynamıyor. Yani birkaç tane şut çektik ama atamamıştım. Ne yalan söyleyeyim, bazıları zordu ama bazıları da girmesi gerekiyordu direğe çarpanlar. Bunu artık atmalısın yani. %100.
Aferin Ramos. Çok temiz tackle. Çok temiz. Görmek istediklerimiz bunlar işte. Bir dakika, biri gitti orada. Richarlison. Bırakmıyor Richarlison. Richarlison. Richarlison sonunda. Sonunda. Agresifliğini gösterdi. Agresif ve gücünü en sonunda gösterdi. Ramos ya da Hulit ikisinden biri tackle yapan. Ama Richarlison bırakmadı. Biz de drag bag'den sonra zamanımızın gelmesini bekledik. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Ball roll yaptım ve Hulit'i de son anda ekart ettik. Yakın direğe golü attı. Aferin. Ramos doğru yerde. Evet gitti. Hadi. Richarlison vur boş kaleye. Richarlison 3. ya da 4. golünü attı. Evet, ilk maçta aslında ilk yarıda ne yalan söyleyeyim zorlandım bayağı pozisyon atmakta ama sonra açıldık biraz. Dribbling season'ı aktifleştirdim. Dribbling'i biraz sıkıntı aslında. Ben aktifleştirdim ama çevikliği birazcık sıkıntı. Onun dışında çok bir sıkıntısı yok. Ya boyu biraz uzun olduğu için animasyonları da biraz bazen şut çekmesi uzun sürüyor ama attığı sürece şu an iyi duruyor yani. İkinci maça geçiyoruz. Rakibimizin kadrosuna bakalım. Değişik oyuncuları var. Gerard kiralık var. Güzel kadro. Bırak onu önüne. Richarlison'un. Richarlison beşiğinden geçirdi. Evet, bir kez daha direği vurduk. Bu ne ya? Ben neye bastım? Abi bu kaçıncı direk ya? Bu adamla ben çok mu basıyorum tuşa? Ama güzel bitirdi ve Roberto Carlos'un yanlışlıkla da olsa beşiğinden geçirdik. Beş zayıf ayak sonunda farkını gösterdi. Ramos okuduk onu. Okuyunca da kolay oldu. Richarlison yakın direğe. Hadi çaldık. Bu sefer at artık. Kartın şut çekene kadar çekene kadar ki geçen zamanı görüyor musun animasyonları? Bu yüzden bundan bahsediyorum ben. Messi. Bak bir de Messi'ye bak abi. Şu an tabii bunu atacak da pası çok güzeldir Richarlison'un bu arada. Ben kem oynatacağım Richarlison'u. Çünkü abi şuta basıyorum vurmuyor. Bir saat zaman geçiyor. Forvet attığında buna izni, buna şeyin yok. Bastığından atmak zorundasın. Oyunda zaten delay var. Ben basıyorum atamıyor. O yüzden bence ben bunu MOO'ya çekeceğim. Daha iyi olacak gibi gözüküyor. Bir sonraki maçta Ramos'u da galiba orta sahaya çekeceğim. Evet, 3. maça geçmeden önce bir değişiklik yapacağım. O da Sergio Ramos'u orta sahaya almak olacak. Orta sahada merak ediyorum nasıl olacağını. Vieira'yı stoper alıyorum. Ramos'u da orta sahaya alıyorum. Vieira'nın görevini o üstlenecek. Kartı dediğim gibi yani iyi. Orta sahada oynayacak gibi duruyor. Bakalım gerçekten orta saha oynayabilecek mi? 3. maça geçiyoruz. Bakalım kadrosunu rakibin. Hulit. Baby Zola oynamayı biliyor belli. Evet, Baby Zola alıyorsa bir şeyleri biliyor. Aferin Ramos'un tackle'a bak. Ama işte pas sıkıntı. Ramos'un tackle müthiş. Abi şeyleri iyi ya. Top çalmaları. Devam Richarlison. At önüne Ronaldo'nun. Richarlison. Hoppa! Güzel gol attı. 5 zayıf ayak. Bu 5 zayıf ayak. Ve şut gücü yüksek dedim bu kartı. Yüksek dedim baktığımızda. Long shotları düşüktü. Ama bu long shot değil tabii ki, ceza sahası içinden vuruyoruz. Keme çekmem daha iyi oldu sanki çünkü animasyonları biraz yavaş dediğim gibi şut çekerken sanki pas yapma açısından daha iyi olacak gibi. Richarlison. Yine aynı hareket. Oo, nasıl sıyrıldı gördün mü? İki defa üst üste drag bag yaptım. Geçen golde de aynısını yapmışım. Rakibim iki defa yedi. Bunu yememesi lazımdı. Ama geçerkenki animasyon böyle içlerinden güzeldi. Richarlison. Direkt back'i kullanmayı hatırladık ve 2 gol attık üst üste. Şu an iyi olmaya başladı kart. Kendi oynatıyorum dediğim gibi daha da iyi oldu. Burada baksana 2 kişiye kart etti ve işte şut gücünü gösterdi. Ramos yardıma gel. Uf, anında tık diye geliyor bak. Tık diye alıyor topu. Ramos 2'dir. Tık diye alıyor. Hadi. Richarlison devam et. Richarlison fake left go right. Arkadan müdahale vardı omuz omuza, o yüzden bozdular. Kim var burada? Kante var. Biz Richarlison arıyoruz. O da en zor yerde herhalde. Yapma, atabilirdik be. Kaleciye hiç temas ettiği için kaçtı.
Richarlison yine direkt bek, yine şut. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Açı zor olduğu için o şutun girmesi çok zor. Gel Richarlison. Richarlison. Ronaldo bıraktı. Penaltı olmuş. Ben de nasıl atamadı diyecektim. Penaltısı kaç? 85. Atabilecek miyiz? 90'a. Bu penaltı atmak çok zor gerçekten. Şansı attığımı düşünüyorum ama atmayı başardı. Kendi gol sevinci bu. Bu gerçekten kendi gol sevinci mi? X'e basınca bunu yapıyor. Allah, rakiplere kolay gelsin. Evet, dördüncü maçımıza geçiyoruz. 3 saattir bağlantı yoktu. Ben de anca girebildim. Yani girdiğimde sabah 10'du saat. Şu an kaç olmuş saat? Şu an 1.30 oldu. Ya o yüzden kusura bakmayın, video birazcık geç gelebilir normalinden. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi serverlar çok kötü son 2 gündür. Hadi, koşu yaptı. Richarlison yakın direği. Oo, kaleci iyi çıkardı, iyi çıkardı. Hadi, Richarlison Messi'yi buldu. Messi, Richarlison, Flick, Richarlison. En sonunda bu videoda da attım. Geçen videoda demiştim atamıyorum diye. Ribery ile şeyi açmıştık. Bu gol şeyini, skillimizi açtık ama Richarlison'da 81 volesi var. 81 volesi var ama gol atmayı başardı. Bitiriciliği birazcık istikrarsız, ne yalan söyleyeyim bilmiyorum, ya da kalede Ter Stegen olduğu için iyiydi ama burada inanılmaz bir gol attı. İşte dediğim yeni taktik işe yarıyor. Hadi Richarlison. Richarlison yakın direğe dribble vuracağım. Richarlison. Base zayıf ayağını kullandı. Ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Fake left go right'tan sonra devam ettik rakibi omuzumu tutmaya. Ve rakibimi aşınca gol kaçınılmaz oldu. Ve kendine has gol sevincini yapıyor. Evet. Ne yazık ki görmek istemediğimiz şeyler. Ama omzunu da çok iyi tuttu ve iyi bitirdi. Bu ekstra bir goldü bence. Bunu çoğu kart atamazdı bence. Evet, 4 maçı da tamamladık. Bu maçı da 3-0 kazanıyoruz. Şimdi kadro ekranına geçip son fikrimi söyleyeceğim. İlk olarak kimden başlayalım? Sergio Ramos'tan başlayalım. İlk 2 maç stoper. Geri kalan maçlarda sabit CDM olarak oynattım. Orta saha olarak oynattım. Orta sahada oynamasını tavsiye etmiyorum. Çünkü yüksek orta çalışma oranı var. Yani defans birazcık sıkıntı oluyor. İleride kalıyor. Ve yani ne bileyim. Kart iyi aslında. Kart bayağı iyi ama orta saha oynatmayın bence. Orta saha oynatmayı düşünen varsa. Sağ bek oynatabilirsiniz ama bence stoper oynatırsanız inanılmaz olacaktır. Ben çok beğendim. Zakaria'dan en büyük farkını açıklıyorum. Zakaria tackle yaptıktan sonra top bazen ayağından açılabiliyordu. Ama bu adam ne dedim ama biliyor musun? Tereyağından kıl çeker gibi diyorlar ya. Bu o adamda mevcut. Tackle'ları öyle. Top ayağından açılmadan önüne düşüyor top. Çok iyi. Çok diyecek bir şey yok. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Bakmadım açıkçası incelemeyi yaparken. Ama gördüğüm en iyi tackle'lardan birine sahip. Stoper yapacaksanız yapın ya da 7 kimya da oynanır. Stoper olarak yapabilirsiniz bence. Sergio Ramos geçer not aldı. Geldik Richarlison'a. Şutları bazen giriyordu, bazen girmiyordu. Ben anlayamadım. 5 maçta 9 gol attım. Hatta 4 maçta bir maçtan çıkmıştım. Bir maçtan çıktım ben. 4 maçta 9 gol, 1 asist yaptım. Bayağı iyi. Tabii ki onun üzerine oynadık ama yine de amaç o zaten. Çevikliği bazen sıkıntı ama çok o kadar da kötü değil. Tatlı yani, güzel. Şutu dediğim gibi biraz istikrarsızdı ama ceza sahası içinde güç ve agresifliğini kullanarak ekstra goller attı mı? Attı. Ama 1.5 milyon verir miyim ben Richarlison'a? 1.6 milyon. Yani size kalmış. Gördünüz golleri, atabildiklerini gördünüz. Ama atamadıkları da var. Atamadıklarını da koydum. Bazılarının atması gerekenleri atamadı. Atamaması gerekenleri attı. Böyle bir karttı. Değişik bir karttı. Animasyonları biraz yavaş. Forvet oynatmayın bence. Merkez cam olarak oynatın. Daha iyi olacaktır. Kanat da oynar. Size kalmış dediğim gibi. Kanatta biraz yavaş kalabilir ama merkezi oynatmanızda yarar var. Çünkü 5 yıldız zayıf ayağı da var. Evet, bu şekilde. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Rod Ronaldinho serisini izlemek istiyorsanız canlı yayınlarımı Twitch'ten takip edebilirsiniz. Aşağıda hepsi mevcut. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.